Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Süleyman Dişli'nin RATET üyeleri ve RATET'e yönelik yemekli toplantısındayız. Başkanım, güzel bir toplantı, güzel bir yemek, güzel bir sohbet ortamı. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce buraya gelmiş olan RATET'in değerli üyelerine, aile bireylerine çok teşekkür ediyorum. Tabii ben RATET'te üyeler, efendim ekipler, aile bireyleri var. Biliyorum ama böyle bir kalabalık, böyle bir kitle olduğunu şahsen bilmiyordum. Bu vesileyle birlikte öğrenmiş oldum. Bu arkadaşlar tabii aslında takdir edilecek. Efendim basında şu anda teknoloji çağına uygun olarak işi sürdüren ekip bu. Yani çağı yakalama, işte son teknolojiyi yakalama diye bahsedilen hep şeyler olur ya, biz de konuşuruz ya işte sürece ayak uydurdu, uyduramadı diye. Bu arkadaşlar aslında o konumda olan arkadaşlar. Kutluyorum kendilerini. Çoğu da kendilerini. Geri çekirdekten yetişmez önce sizin dediğiniz gibi. Gerçek bu işi yapan insan. Evet. Gerçekten yani çok büyük bir mutluluk duydum. Tebrik ediyorum. Arkadaşları sanıyorum mekanlarında falan ziyaret edersem o zaman daha konuya vakıf olacağım. Çok seçim, mutluluk verici. Şimdi seçim süreci onun için şu anda belki olmaz. Fırsat olmayacak. Seçimden sonra inşallah. Seçimden sonra inşallah bu arkadaşları yerlerinde ziyaret edeceğim. O zaman ne yaptıklarını, ne ettiklerini, ne yapacaklarını belki ayrı ayrı detaylı bir şekilde kendileriyle sohbet edip değerlendireceğiz. Ama çok keyif aldım. RATET Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Yani herhalde bu işin böyle zorluğunu bildiğinden dolayı böyle bir araya gelelim. Arkadaşlarla hem bir şey yaparız, öğle yemeğinde beraber oluruz diye. Çok iyi oldu. Çok çok teşekkür ediyorum bütün emeğe geçenlere. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, basına destek verdiğinizi biliyoruz zaten de. Vereceğiz tabii. Yani basın, kamu adına çalışan gruplar, efendim kitleler ve hakikaten yani Türkiye'de tabii her kesimde sıkıntılı olan şeyler vardır, bölümler, bölmeler. Basındaki arkadaşlar da çok önemli hizmet ediyorlar. Hakikaten ilgilenmek lazım işte ama şey biraz, kitle biraz kalabalık, onu geniş. Geniş ondan dolayı nasıl koordine gibi yönetmelik çıkıyor şu anda başkanım. Ya belki o belki elimizi rahatlatacak. Biraz daha prosedür belli olursa biz de ne yapacağımızı bilmiş oluruz. Aksi halde çok kestiremiyorsunuz yani atmış olduğunuz adımlarda alınganlıklara da sebep olabiliyor. Ona çok meydan vermemek lazım. Hayırlı olacak inşallah. İnşallah başkanım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. RATET Başkanımız Remzi Adıyaman'la birlikteyiz. Remzi Bey, güzel bir toplantı, güzel bir sohbet, güzel bir yemek. Sayın Başkanımızın daveti üzerine geldik. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı olarak tüm üyelerimin adına böylesine güzel bir organizasyonda Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Süleyman Dişli'nin bizlerin onuruna, üyelerimiz onuruna düzenlemiş olduğu bu yemekten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bizler biliyorsunuz 30 Mart seçim süreci çerçevesinde emekçilerimizin, basın emekçilerimizin çok yoğun olduğunu varsayaraktan çok tabii bir araya gelemiyoruz bu aralar. Bununla beraber her ne kadar tabii uzak olmasak da bir belediye başkanımızın, bir yerel yönetimle bir başkanımızın bizleri düşünerek, emekçilerimizi düşünerek böylesine güzel bir ortamda sohbeti, muhabbeti olsun, gerek kaynaşmayı sağlaması olsun gerçekten bizi mutlu etti. Huzurlarınıza başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki biz bu tarz programların da sıkça yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer siyasilerden de bunu, diğer yerel yönetimlerden de bunları bekleriz. Yani biliyorsunuz siyasilerin en büyük destekçisi bugün medyadır. Yapılan her türlü hizmeti, yapılan her güzel çalışmayı kamuoyuyla paylaşılmaya adına, duyuran adına, durması adına basın emekçilerimizdir. Sağ olsunlar, başkanımız bizi atlamamış, bizi es geçmemiş. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Yoğun destekler verdiğini de biliyoruz zaten. Her türlü desteği veriyor zaten. Maddi manevi sağ olsunlar. Bizi unutmuyor. Başkanımız tabii internet yayıncıları konusunda da güzel bir temasa değindi. Güzel bir konuya değindi. Biliyorsunuz internet yayıncıları artık dünyada istediğiniz şekilde teknoloji açısından en elverişli, en kullanışlı bir basın yayın organıdır. Ve Türkiye'de de ziyade Sakarya'da da çok ciddi anlamda bir geliştiğini söyleyebiliriz.
oldukça fazla bir internet yayın haberciliği konusunda, haber portalı konusunda bu konuda güncel site olduğunu biliyoruz. İşte görüyorsunuz. Kaç site var Sayın Başkanım şu an? Yani şu anda Sakarya'da tabii 200'e yakın site var ama bunun içerisinde, ciddi bir rakam. Bunun içerisinde 50'si faaliyette gözüküyor. Bunların içerisinde 8-10 tanesi çok aktif, çok iyi daha doğrusu. Ama bütün sitelerimizin de kendine göre bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Hüseyin Cumalı, Sakarya Medyası'nın tanınmış simalarından internet yayıncılığı olsun, köşe yazarlığı olsun, aktif bir kardeşimiz, aktif bir arkadaşımız. Bu toplantıyla ilgili, başkanla ilgili neler söyleyeceksiniz? Söyleyeceklerim çok kısa. İnternet biliyorsunuz geniş ve hızla büyüyen bir mecra. Evet. Sayın Başkan da güzel bir davet verdi. Geldik, buluştuk. Arkadaşlarla beraber olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a da yeni döneminde şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumalı, yok ben zaten soracaktım. Sayın Cumalı, 200'e yakın internet sitesi varmış. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Valla ağzı olan konuşuyor ya. Evet. Parası olan site açıyor. Bu kadar basit. Bu bir demokrasi kendi gibi düşün. Sıkıntı yok yani. Ağzı olan konuşuyor, parası olan da internet sitesi açıyor. Ama başkan dedi ki 50 tanesi falan faalde dedi. Faal durumda dedi. Bir 10 tane dedi. Remzi Bey'le 10 dakika röportaj yaptınız. Sayın Başkan'a soracaksınız. Yani ben görüşümü söyledim. Ağzı olan konuşuyor, parası olan internet sitesi açıyor. Bu kadar net. İnternet sitesi açmak o kadar pahalı mı? Çok teşekkür ediyorum. O kadar pahalı Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.